peygamberim tam çocukların anlayacağı şekilde. Medeniyet Okulu projesi kapsamında şehir genelindeki ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen yazar buluşmaları devam ediyor. Mart ayında yazar Vural Kaya öğrencilerle bir araya geliyor. Özgün, popüler kitaplara gitmeden nitelikli eserler konusunda öğrencilerimizin okumalarını çok iyi yönlendirmek durumundayız. Söyleşi ve imza gününün de yapıldığı programda Vural Kaya'nın kitapları programdan 10 gün önce öğrencilere dağıtılarak okumaları sağlandı. Bu yıl yazar buluşmalarımız ilkokul 5. sınıflar nezdinde devam ediyor. Her ay bir yazarımızı 5. sınıf öğrencilerimizle buluşturuyoruz. İki programda yaklaşık 1000 öğrencimizi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Sultan Veled Salonumuza davet ediyoruz. Bir hafta öncesinden yazarımızın farklı kitaplarını çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bunları okumuş olarak gelip yazarımızla sohbet etmelerini istiyoruz. Eğitim-öğretim dönemi boyunca her ay farklı bir değerin ele alınacağı yazar buluşmaları kapsamında her ay ikisi merkez, ikisi ilçede olmak üzere 4 program düzenleniyor. Çocukların yazarlarla buluşmaları ve medeniyet okulu kapsamında kitapları okumalı, yazarların kitaplarını da okuyarak o kavrama, o ayki kavrama ait olan konu ve konukla birlikte çocukların buluşmaları, onların dimalarında, belleğinde çok farklı bir yere sahip olarak kalmaktadır. Ve bu anlamda Büyükşehir Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu devasa projesini önemli görüyorum. Çünkü çok bugüne kadar çok önemli yazarlarla buluşuldu. Bestami Yazgan gibi, Yusuf Dursun gibi, Mustafa Ökeş Evren'le başlayan bir süreç oldu. İleride önemli 4-5. Sınıflara yönelik önemli çocuk ve gençlik edebiyatçısı yazarların da katılacağı bir program ve organizasyon oldu. Yazar buluşmalarıyla yaklaşık 20 bin ortaokul öğrencisine ulaşılacak. Öğrenciler farklı görüşleri tanıyarak donanımlarını artıracak. Çok güzeldi. Vural Kaya ile tanışmak benim için büyük bir zevkti. Şiirler bizim ufkumuzu açıyor. Çok beğendik. Peygamber Efendimiz'in hayatını öğrendim. Nasıl cesaretli, nasıl merhametli ve nasıl şefkatli olduğunu öğrendim. Sahabelerine nasıl davrandığını öğrendim. Bu kitabı aldığımdan beri çok heyecanlıyım. Bu kitapta çok güzel şeyler yazıyor, şiirler dolu. Hayalperestle ilgili bütün şiirler. Bizi şiir ufkumuzu açıyor. Çok güzel bir şiir kitabı. Böyle güzel fıkralar anlattılar. Böyle çok güzel konuştu yazar da. Çok hoşuma gitti. Hepsine gelmek isterim. Peygamberimizin hayatı çok iyi. Örneklerini her zaman yapmalıyız. Örneklerini yaparsak sevap yazılır. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Ben hala kitabı bitirmek istiyorum. Bir de ben evde kitap yazmak istiyordum.